Sizi burada ağırlamaktan, görmekten çok mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum Sayın Rektörüm. Üniversiteler, şehirlerin ilim merkezleri, ilmin üretildiği ve aynı zamanda toplumun aydınlatıldığı yerler, toplumu aydınlatacak insanların yetiştiği yerler olması münasebetiyle ben de Diyanet İşleri Başkanlığımızdan heyetimizle birlikte Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bizim artık bilgiyi ihraç etmemiz gerekiyor. Geçmişte, mazide hep ithal ettik. Artık bundan sonra ihraç edelim. Bu açıdan çok önemli. Balkan ülkelerinden, Rusya Federasyonu'na bağlı özellikle Müslüman topluluklardan, Orta Asya'dan, hatta Afrika'dan, dünyanın her yerinden ülkemize öğrenci getirmemiz gerekiyor. Özellikle din eğitimi noktasında, tabii ben Diyanet İşleri Başkanı olunca ilahiyat fakültelerimizin bu noktada biraz daha hareketi fazla olmalı. Daha fazla öğrenci getirmeli. Çünkü sahih dini bilgiyi, doğru dini bilgiyi bizim insanlara ulaştırmamız gerekiyor. Bunun da yapıldığı yer ilahiyat fakülteleridir, İslami ilimler fakülteleridir. Üniversite deyince kitap akla gelir, ilim akla gelir, kütüphane akla gelir. Bizim milyonlarca kitap ihtiva eden kütüphanelerimiz olmalı. Yani şu an ülkemizde birkaç milyon kitabı olan kütüphanemiz henüz yok. Bunu sağlamamız gerekiyor. Toplumumuzun daha fazla okuması gerekiyor. Kişi başına düşen okuma oranını bizim yükseltmemiz gerekiyor. Bunun yeri de birinci sırada üniversitelerdir. Hadi. Hayırlı cumalar başkanım. Hayırlı hafta geçsin. Hayırlı işler. Maşallah gençler. İşleriniz iyidir inşallah. Allah hayırlı işler nasip eylesin. Bereketler versin inşallah. Çok şükür biz de iyiyiz efendim.